Efendim hoş geldiniz evimize. EkoTürk TV. Bugün bir bayram günü. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Tabii bayramlar çok değerli, çok kıymetli. Ailecek nasıl yapıyoruz, nasıl geçirmeye çalışıyoruz? Önce ben Teo ile tanıştırayım sizi. Oğlum Teo 6 yaşında, çok yakında da 7 yaşında oluyor. Hemen hemen bir gün sonra. Kızım Ada, o da 12, Merhaba. 11 yaşında, 12 yaşına girecek. Eşim Elena. Evimize hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Tabii çok da mutluyuz. Bu bayramın coşkusunu, gururunu, keyfini çocuklarımızla hep paylaşıp çevremizde paylaşmaya özen gösteriyoruz. Ama maalesef tabii gün geçtikçe bayramlar eski bayramları anar hale geldik, hatırlar hale geldik. Belki biraz daha bunun için önem vermek lazım. Aile değerlerinde biraz daha bunu yaşatmaya çalışmak lazım. Belki bizim de eksiğimiz var bu konuda ama tabii farkındayız bunun. Ve gün geçtikçe bu eskiden kıyafetler güzel giyilirdi, büyüklerin evlerine gidilirdi, birlik beraberlik ruhu olurdu, barış hakim olurdu bayramlarda. Ümit ediyor ki insan tabii bundan sonra da bu süreçler, bu gelenekler, bu ananeler hep yürüsün, hep gitsin. Şimdi tabii çocukların özelinden de çok konuşmak isterim. Onlarla biz sık sık konuşuyoruz aslında, değil mi Ada senle? Sen, al mikrofonu alabilirsin tabii kızım. Ne hatırlıyorsunuz bayram deyince? Yani ne anlıyorsun bayramlarda? Bayram deyince aklıma daha çok ben bilmiyorum. Birisine elini öpüp de ne dedi? Yani bir şey almak ya da böyle birisini hatırlamak. Birisini Yani bir hatırlamak. son. Evet. Belki büyüklerimizi ziyaret etmek. Değil mi? Evet. Yapmaya çalışıyoruz bunu. Peki Tabii. Teo'ya vereyim. Teo'yu sen tutabilirsin. Teo sen ne düşünüyorsun bayram deyince? Şöyle Şey, yapalım istersen mikrofonunda. Hadi. ben bayram deyince şey, Şöyle. bana geliyor ki böyle güzel giyinmek gerekiyor, böyle çıkmak, oynamak böyle bana geliyor. Böyle şeyler oynuyoruz böyle her gün. Böyle. Harikasın. Harikasın. Zaten şöyle bir şey yok muydu? Barış Manço'nun şarkısıyla hep uyanmıyor muyduk? Hep o şarkıları söylemiyor muyduk? Neydi o şarkı? Bugün Gün bayram, bayram. erken Erken kalkın kalkın çocuklar. çocuklar. İşte. Yani iyi ki o Barış Manço'nun o şarkısı var. Gerçekten hepimizi tekrar tekrar o bayram günlerini hatırlatan şarkılardan bir tanesi. Peki hayatım, aşkım. Şimdi eşim tabii Rusya'da doğdu. Müthiş bir kültür, büyük bir kültür. Sizler için de çok değerli bayram tabii. Tabii ki de yani bayramlar tüm milletler için çok kıymetli ve çok değerli. Ama dediğin gibi yani şu anda globalleşmeyle birlikte yani tüm ülkeler için doğrudur bu. Yani unutuyoruz bir takım geleneklerimizi. Daha globalleşmeye, daha genellemeye gidiyoruz. Evet bu doğrudur. Ama ona rağmen yine de ana bayramlarımız eskisi gibi kutlanıyor. Yani özellikle mesela iki bayramlarımız çok önemli. Bir tanesinin adı Maslenitsa. Bu kışın uğurlaması. Hani kış bitiyor, artık Yaz geliyor. ilkbahar geliyor. İlkbahar geliyor. Onu uğurluyoruz, işte krepler yapıyoruz. Krep de Rusya'da güneşin sembolü olarak tanınıyor. O bir hafta boyunca büyük şenlikler yapılır. Kızıl Meydan'da da çok güzel oluyor. Hani harika bir festival tadında şenlik. Diğeri de Paskalya. O biraz daha dini bayramımız ama inanılmaz çok önemli ve o da eskisi gibi çok güzel bir şekilde kutlanıyor. Bildiğimiz gibi işte yumurtalar pişiriliyor, renkli yumurtalar yapılıyor, kekler, özel kekler vesaire ve hepimiz yani anlamı şu yani bir araya gelip birbirimizi anlamak ve ailenin değerini kutlamak o günler için en önemli şeyler. Aslında bütün bayramlarda bu var, değil mi Ada, Teo? Bütün bayramlarda bir araya gelmek, birlik beraberlik ruhu, belki kavgalı insanların tekrar barışması geleneği. Evet. Bunlar çok çok değerli şeyler. Yani ufak yaşlardan itibaren de bu bayram coşkusunda yaşamaya çalışmak lazım. Belki daha fazla ailelerin daha fazla buna önem veriyor olmuş olması lazım. Benim çocukluğumda çok önem verilirdi.
Hepimiz evet. çok güzel giyinirdik. Evet, evet. Şimdi mesela siz ne kadar tertemiz giyindiniz, bizler de öyle giyinirdik ve kutlamaya özen gösterirdik. Bir de sen tabii hani paylaşmaktan söz ediyoruz. Evet. Bu paylaşma olayı da çok değerli bir konu. Bütün bayramlarda da bu hep paylaşmak üzerine kuruldur aslında. Tabii ki de. Sen bu konuyla ilgili özel bir çalışma başlattı. Şimdi aklıma geldi. Aslında tam da belki seyircilerimize de bu Tabii konu de. Hakkında bilgi vermek isteriz. Tabii ki de yani paylaşmak isterim. Şimdi benim hayata geçirdiğim bir proje var. Bu projenin adı Yeni Bir Sayfa. Yani şöyle ki bu proje daha yeni bir geleceğe inanıyor ve insanları daha iyi bir gelecek, daha sürdürülebilir bir dünya kurmak için çağırıyor birlikte olmak üzere bu yolda. Sosyal sorumluluk projesi. Evet, sosyal sorumluluk tadında. Bu bir sürdürülebilir bir eşya paylaşım platformu. Bu platform üzerinden insanlar kullanmadıkları, birine vermek istedikleri eşyalarını paylaşabilirler. İhtiyaç sahipleri de oraya gelerek o ürünleri isteyebilirler. Dolayısıyla biz toplum olarak daha efektif bir yaşam sürdürebiliriz. Yani hem tüketimi hem üretimi azaltabiliriz. Yani tüketimi azaltabiliriz. Üretim azalmasın da tüketim azalsın. Yani şöyle daha akıllı bir üretime doğru gidebiliriz. Yani daha dayanıklı malzemeleri kullanarak daha uzun yaşam süresi olan ürünleri kullanıp daha yani doğaya daha iyi bakabiliriz. Ben yani, çok güzel bir proje başlattığını düşünüyorum. Yani gerçekten o kadar çok aslında tüketime dönük ki hayat. Birçok şeyi, başkasının ihtiyacı olan şeyi, bizim için değersizleşen şeyi yok ediyoruz, atıyoruz. Oysa ki evet. Aracı olan bu platform bence çok değerli. Ben çocuklara sorayım burada. Çocuklar, annenizin bu başlattığı yeni bir sayfaya ne koyardınız mesela? Yani bilmiyorum. Benim çok oynamadığım eski oyuncaklar var. Ha. Onları koyardım ben. Onları temizleyip mesela şöyle. Evet. İyice hijyenik hale getirip. Başka çocuklara... Başka bir umut olsun. Evet. Neler var? Kıyafetler olabilir Kıyafetler, belki. Evet. Artık için çok hızlı büyüyorsunuz bir de. Değil mi Teo? Ne kadar hızlı büyüyorsunuz. Senin oyuncağın var mı hayatım? Teo'cum. Koymayı düşündüğün. Şöyle mikrofona konuş istersen. Yani ben bilmiyorum çok. Yani. Hı. Eski oyuncakların var mı koyabileceğin? Yani onu da bildirip koyardım. Bir şey söyleyecektim ben. Heh. Böyle şöyle. Böyle bayramlarda böyle yardım etmen gerekiyor, böyle şeyler yapman gerekiyor, iyi şeyler yapman gerekiyor. Ya işte görüyor musun? Böyle paylaşmak her şey gerekiyor. Harikasın. Bazı kekler vermen gerekiyor yani. Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Belki belki sende durabilir o Teo'cum. Yani belki şöyle bir şey, hiçbir şey veremesen bile aslında bir güler yüz. Dışarıya çıktığın zaman, insanlara gülümsediğin zaman şunu gözlemliyorsun. Karşı taraf da gülümsüyor sana. Evet. Hani sert baksan karşı tarafın da sana sert baktığını görüyorsun. Aslında yansıtıyoruz. Yansıtıyoruz. Evet. Belki biz bayramları gün olarak alıp bütün hayatımıza yansıtsak bu gülme, gülümseme işine. İnsanlara o enerjiyle yakınlaşma işine. Ne kadar değerli bir şey olur değil mi? Çünkü mesela işte bizim kedimiz var, biraz önce ağaca fırladı. Bir tane köpeğimiz var içeride. Yani bunlar çok iyi. Hayvanlarla ilgilenmek çok değerli ama şunu da gözlemliyorum, insanlardan kaçıyorlar, hayvanlara yakınlaşıyorlar. Bana göre biraz onun dengesini de tutturmak yani, lazım. Evet, aslında biz birimizi yani kendilerimizi nerede görüyoruz ve ne olarak görüyoruz, bu da bir soru. Çünkü hani biz tüketici olarak mı görüyoruz kendilerimizi, o zaman hani bu inşa ettiğimiz dünyayı tüketim üzerine yani ya da biz özel birey olarak mı görüyoruz birbirimizi yani. Bir insan daha iyi olmak isteyen bir kişilik mi olarak görüyoruz yani? Burada tabii ki de merhamet de çok önemli. Hı hı. Ama şu anlamda hani acımak gibi değil de yani acıyan kişiyle birlikte yaşamak onu, yaşayabilmek. Hı hı hı. Yani arındırılmak ondan hani ve daha iyi geleceğe o şekilde yürümek. O zaman biz desteklemiş oluyoruz birbirimizi ve o zaman da
gelecek nesili de düşünerek, yani daha emin adımlarla geleceğe yürüyebiliriz diye düşünüyorum. Aslında ne kadar zor değil, değil mi? Yani zor olmayan ne? Aslında çok kolay. Bak şimdi gidiyorsun mesela, sana danışmanlar alıyorsun, işte psikologlara gidiyorsun, insandan kaçıyorsun. Oysa ki pozitif enerjiyle güne başlama çabası, bir insana gülümseme, gülümseme bulaşıcıdır derler değil mi adam? Gülümsediğin zaman bulaşıcıdır. Bütün bunlar bence çok değerli ve çevreni çok güzel yapıyor. Ben şunun farkına varıyorum. İşte mesela emekli olanlar artık, yani iş hayatından Teo'cum hani çalışmış, okumuş, çalışmış, emekli olmuş. Onlar yazlıklara gidiyorlar bazen, yazlıklarda. İş kaygısı yok. Çok fazla koşma derdi yok. Ama ne kadar güzel birbirlerine yakınlar. Ama bizler çalışan insanlar olarak onlar kadar o samimiyeti bulamıyoruz. Bence gündelik hayatta da bunu yaratmaya çalışmak çok değerli. Ama bunu söz olarak söylüyoruz da gerçekten uygulayabiliyor muyuz? Yani yaşamak, her gün denemek lazım. Tabii ki her de gün yaşamak tartmak lazım. Evet. O şekilde hayata bakarak anca ve bunu gerçekten yaşayarak, sözde değil, o zaman yapabiliriz. Teo bir şey söyleyecek galiba. Evet ve şey, sonra da ben dün, yani babam okulu böyle çok da çalışmıştan böyle her şeyi söyledi ya. Çünkü ben bitirdim okulu ve bu. Tamam. Söyleyecektim. Tabii yani okulunuz bitti. Peki bir şey soracağım. Şimdi bak bu bir bayram yaşıyoruz ve insanlar artık maskeleri çıkarmıyoruz belki ama daha fazla yakınlaşabiliyor. Bu pandemi zamanında nasıl geçti Ada bu yıl senin için? Hep evdeydin, Zoom yaptın, Zoom'da bütün çocuklar, evet, gibi yapmaya çalıştın. Nasıl geçti? Nasıl bir seneydi senin için? Zoom yani tabii zor oluyor. Ama bir yandan da artık yani okula gitmek için servis falan alınmıyor. Hı hı. Yani sabah erken kalkmıyorsun en azından, o avantajı, evet, oldu. Avantajı. Ama özlemiş misin okulu gittiğin ama zaman yüz yüze? Evet, sonra şey gitmeye başladık. Özlemişim okulu. Arkadaşlarını. Arkadaşlarımı. Bak aslında bir şey buldum biliyor musun? Cımbızla aldım senin konuştuklarından. Evet. Arkadaşlarımı özledim cümlesi önemli bir cümledir. Çünkü işte bu bayramlarda aslında bulunmaya çalışılan da budur. Yani arkadaşlarımı özledim, dostlarımı özledim, akrabalarımı özledim. Bütün bunlar çok değerlidir. O yüzden o arkadaşlarımı özledim duygusu işte şimdi farkına vardık aslında pandemiden sonra. Evet. Bu bayramlar artık bizim için belki biraz daha eskisine göre daha değerli olmalı diye düşünüyorum. Teo, sen okula gittiğin zaman ne hissettin? Bir kardeşine de ver istersen. Gittiğin zaman nasıl hissettin? Ne yapıyordunuz okulda? Böyle okulda çalışıyorduk. Matematik, zor matematikler yapmıştık. Böyle okumuştuk. Ben okumayı çok seviyorum ama çok okumuyorum artık. Böyle yazmayı ben hiç sevmiyorum ama yazıyorum gene de. Böyle şey, ben son gün deyince, yani son gün değil yani biraz az kalınca bitmeye okul şey, ben tam düştüm şey, böyle oradan böyle düştüm ve sonra da ağladım şey evde, evet, sonra böyle yara bant yaptık, değil mi? Evet, evet, evet. Evet. İşte çocukken düşüyoruz, düşe düşe büyüyoruz, dikkatli, evet, olacağız sadece birazcık ve daha. Şey, peki şey soracağım sana, Adan hemen vereceğim. Sen okula gittiğin zaman arkadaşlarını özlemiş misin? Evet, özlemiştim çok. Ve şey, önce böyle arkadaşımlarla böyle doğum günümü yapmak istiyorum, böyle yapmak istiyorum her şeyi arkadaşımla. Sonra da çeşmeye gidiyoruz. Tamam mı? Tamam. Şimdi, sen söyle bakalım Adacığım. Şimdi arkadaştan bahsedince, arkadaşlarımızdan. Hı hı. Okula kadar gidince ben bütün arkadaşlarımı göremedim. Çünkü çoğu arkadaşlarım başka bir sınıflardaydı. Ve yani nasıl diyeyim? Ama sitede yaşadığımız için bir şansımız var. Çünkü burada başka çocuklar da var. İşte onlarla işte dışarı çıkıyoruz, oynuyoruz, konuşuyoruz. Teo'nun da burada bir tane arkadaşı var. Yani
Onlar da oynuyorlar. Peki bu süreçte işte bayram, ondan önce bir yıllık pandemi falan. Neyin farkına vardın? Yani hayatımızda hepimiz ilk kez bir şey yaşadık. Belki de bütün dünya bir kapandık. Ve uzun süreli bir kapanış oldu bu. Neyin farkına vardın? Bir şeylerin farkına vardın mı? Nedir senin söyleyebileceğin bu konuda? Benim farkına vardığım şey, çoğu yaptığımız şeyin şansını görmüyoruz. Mesela dışarıda değerini görmüyorduk. Mesela şu an çok fikir gelmiyor aklıma ama yoksa düşünüyordum önce. Atıyorum işte maskesiz yürümek. Sinemaya işte, gitmek değil mi? Sinemaya gitmek, dışarı çıkmak. Arkadaşlarımızla işte konuşmak. Eskiden hani normal rutin olan her şey aslında ne kadar değerliymiş. Yani ne kadar özelmiş. Şu anda lüks gibi. Lüks. Evet. Yani bir alışveriş merkezine gitmek, bir dolaşmak, bir sokağa çıkmak, bir arkadaşımızla buluşmak ne kadar lüksmüş. Yani bunun değerine çok daha fazla aslında. Yalnız bir şey söyleyeyim hayatım sana. Evet. Bir anda böyle çok değerli dediğimiz şeyleri de çabuk unutuyoruz. Yani böyle bir hafıza ölçümü varmış. 21 günmüş bizim hafızamız. 21 gün sonra hiçbir şey hatırlamıyormuşuz. Yani bence unutmamak için uğraşmak lazım. Hep böyle kaydetmek lazım ana belleğimize. Yani gerçekten biz hayatımızda uzun bir süreci kapanarak yaşadık. Ve bundan sonra yapmamız gereken şey de bunları hatırlayarak hayatımıza devam ediyor olmak belki. Yani bilmiyorum, becerebilir miyiz, beceremez miyiz, yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Göreceğiz. Yapmamız lazım, şart. Yani bu süreç içerisinde bence bütün insanlık çok şey anlamış oldu. Yani bir kere bu şekilde hayatı sürdüremeyiz yani. Yani bu bir bakış açısı değiştirmemiz lazım birçok şeye. Şimdi tabii eşim, çocuklarım, benim aynı zamanda mesleğimle de destek oluyorlar bana. Yani bu benim eşimi tanıştıktan sonra onunla evlenme sürecim, çocuklarımızın olma süreci aslında birazcık da kültür sanat alanında da eşimin çok istekli, işte sürekli dolaşarak ülkeleri, opera, bale, bütün eserleri görmesiyle aslında biraz daha pekişti diyebilirim. Bu biraz önce bahsettiğim aslında kapandığımız süreçte de gerçekten çok zorlandık. Biliyorsunuz benim bale okullarım var, müzik okullarım var, dans okullarımız. Türkiye'nin birçok yerinde bu okullar açılmış oldu. Fakat bu süreçte özel kurs programları büyük hasar almış oldu. Çünkü kapandılar ve maalesef çok hızlı bir şekilde kapanan aslında bu kurumlar yıllara dayalı, uzun süreçli, tek tek böyle biriktirerek açılmış olan okullardı. Ve bir anda kapanınca telafisi olmayan bir taraflara doğru gitti aslında Türkiye'deki birçok sanat okulu. Biz kendimizi bu konuda dik tutmaya çalıştık. İnandık ki bu süreç çok uzun sürmeyecek. Yani belirli bir zaman diliminden sonra dayanabilirsek eskisinden daha kuvvetli bir şekilde bu sanat eğitimini yayabiliriz. Nitekim de öyle oldu. Kendi iş çalışmamızı da çok iyi aldık. Burada ben hem eşime hem de çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok büyük desteği olmuş oldu. Aynı zamanda Devlet Opera ve Balemiz. Sahnelerde hiç görülmedik bir şey oldu. Neredeyse 1,5 yıl bir ara verme durumu. Bu bir sanatçı için çok çok uzun bir süreçtir. Yani bir bale sanatçısı için şöyle bir cümle kurulur. 2 gün, 3 gün çalışmadığınız zaman siz hissedersiniz. Ama bir hafta çalışmadığınızda seyirci hissetmeye başlar. Bütün sanatçı dostlarım için de zor bir süreçti. Fakat şimdi ilk Mersin Devlet Opera Balesi'nin gala gecesi olmuş oldu. Adeta Türkiye'nin en iyi dansçıları, uluslararası dansçılarımız oradaydı. Ve seyircinin ben alkışını bu sanata, kültüre ve sanata olan özlemi olarak nitelendirdim. Normal alkışın çok üstünde bir alkış vardı. Sanatçılar normal eforlarının çok daha üstüne efor sarf etmiş oldular. Şimdi de İstanbul Devlet Opera Balesi'nin Saraydan Kız Kaçırma Operası'na yaptığım koreografiyle İstanbul Opera Festivali'nin
Arkeoloji Müzesi'nde gösterileri oldu. Ve orada da gerçekten müthiş bir sükse yakalanmış oldu. Yani şunu çıkarmaya çalışıyorum. Kültür ve sanat aslında hangi koşulda olursa olsun. Yani eskiden dünya savaşları zamanında da vardı. En zor zamanlarda da kültür sanat hep ayakta tutulmaya çalışıldı. Çünkü hep şuna inandık biz. Bizi tekrar kurtaracak olan kültür ve sanattır. Özellikle opera ve bale gibi, tiyatro gibi sahne sanatları dışarıdan getirilmiş dış menşeili olarak değerlendirilmeden kendi yerel sanatımız gibi algılanıp aslında empoze edilmeli, seyirciye sunulmalı. Hep bir örnek veriyorum. Futbol nerede doğdu? İngiltere'de doğdu. Güzel. Peki bizim çocuklarımıza bizim çocuklar demiyor muyuz Türk milli takımının çocuklarına? Bize ne, niye bizim çocuklar denmesin? Sanatçılara niye denmesin? Onlar da bu oranın burada eğitim gördüler. Hayatlarını adadılar bu işe. Ve Türk sanatını en yüksek mertebelere getirmeye çalıştılar. O yüzden onlar da bence bizim çocuklar tırnak içinde cümlesini fazlasıyla hak ediyorlar. Bir örnek vereyim. Annen geldi. Nereye geldi? Bolşoy'a geldi. Moskova'da Bolşoy. Biliyorsunuz Bolşoy dünyanın en önemli opera bale sahnelerinden bir tanesi. En önemlisi bence. Sevgili dostum Murat Karaağan'ın sanat yönetmenliğinde Troya ile gittik oraya. Ankara Devlet Opera Balesi, Devlet Opera Balesi olarak gittik. Ve eşim o günü kısaca bir anlatsın isterim size. Sen anlatır mısın seyirci gözüyle? Tabii ki de. Yani fakat ben özel bir izleyici olarak anlatabilirim bunu. Çünkü ben çifte gurur yaşamıştım o akşam. Hani şimdi bir memleket benim. Sanatçılar da benim. İki taraf da benim. Hani ben şöyle söyleyeyim, izlerken ağlamıştım gerçekten. Yani benim için inanılmaz bir gururdu. Hem Murat Karahan'ın hem sevgili eşimin sahneyi alıp kocaman alkış kopması. Yani insanlar ayakta alkışladılar. Herkes zevkle izledi, arkadaşlarım da. Yani o yani harikulade bir akşamdı. Yani muazzam bir akşamdı ve asla unutamayacağım bir tecrübeydi benim için. Türk opera ve balesi için büyük gurur gecesiydi gerçekten. Evet. Belki o gün bayram değildi. Fakat Türk sanatçılar olarak biz Moskova'da bayram ilan ettik o gün. Çünkü gerçekten çok büyük sükse yapıldı. Sükse olmuş oldu. Hani abartısız 10-15 dakika ayakta Rus seyircisi alkışlamış oldu. Ve çok yakıştı o sahneye. Şunu da ilave etmek isterim belki. Detay bir konu olabilir ama. Oradaki sanatçılar bizi öyle karşıladılar ki. Rus sanatçılar ve Rus idari grup. Öyle karşıladılar ki. Biz çok arzu ediyoruz. Onlar bizi davet ediyorlar. Biz gitmiyoruz gibi davrandılar. Yani o kadar çok hoş geldiniz. Neye ihtiyacınız var? İnanılmaz bir organizasyon. Yani sanatçılar arasında işbirliği adeta bir bayram yerine, şenlik yerine dönüştü. Evet, Bolşoy. Evet, çok güzeldi. Şimdi biliyorsunuz Atatürk Kültür Merkezi açılıyor. Ben bütün Devlet Opera Balesi kadromuz, arkadaşlarımız, değerli dostlarımız ile birlikte sizi Atatürk Kültür Merkezi'ne artık 29 Ekim'den sonra bekliyor olacağız. Çünkü açılmış olacak Taksim Meydanı'nda. Türkiye'nin medarı iftarı sahnesidir orası. Sadece büyükler değil, Theo yaşındaki dostlarımız da oraya gelsinler. Hem bizi seyretsinler hem de biz onları arka tarafa, seyircilerin arka tarafını, daha doğrusu sanatçı backstage tarafında gezdirelim ki ufak yaşlarından itibaren bu sevgiyi almaya başlasınlar. Çok değer verdiğim televizyon kanalı EkoTürk evimizi ziyaret etti. Hep birlikte EkoTürk'e ağırladık sayın seyirciler. Sizleri de evimize ağırlamış olduk. Bayram gerçekten neresinden bakarsanız bakın hep korunması gereken bayramlar bir olgudur. Bunun üzerine çok anlatım olabilir, çok konuşmalar olabilir. Ama mümkün olduğu kadar eskiden bu teknolojinin girmesiyle belki maalesef artık WhatsApp'tan, mesajlardan bayram kutlamaları olabiliyor ya da telefonla. Eskiden kartlar yazılırdı, giyinilir, evler ziyaret edilirdi.
Buna aslında vaktimiz var, yok değil. Yani koşmaktan zaman bulamıyoruz sadece, koşturmaktan. Biraz daha koşturmayı dinginleştirsek, biraz daha kendimize, ailemize, çevremize, sevdiklerimize zaman ayırsak bence çok daha doğrusunu yapmış oluruz. Bunu size söylerken ben kendime de bir defa daha söylüyorum. Aileme de bir defa daha söylemiş oluyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hepinize iyi bayramlar efendim. İyi bayramlar. Mutlu bayramlar. İyi bayramlar.